Efendim, atların maruz kaldığı kötü muamele, faytonlara ilişkin tartışma dinmek bilmiyor. Turistik bölgelerin eğlence aracı faytonlara koşulan atlar aç, susuz, sıcakta durmadan koşturuluyor. Elimizde bir veri yok, ancak sadece Büyükada'da ölen atların sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Avukat Ahmet Kemal Şenpolat'la konuşacağız. Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sadece tabii adalar değil, işte birçok turistik şehirde fayton kullanılıyor. Atlar peş peşe ölüyor, taşıdıkları yüke artık dayanamıyor hayvanlar, çatlıyorlar. Adaların dar ve o yokuşlu caddelerinde yaz kış demeden koşan atlar, özellikle işte bu sıcak günlerde çok perişan durumdalar. Kulağa korkunç gelse de gerçek bu. Fayton dramını anlatmak için siz de yıllardır uğraşıyorsunuz. Fayton'a binme, atlar ölüyor dediğiniz bir kampanya da var. Bunu yürütüyorsunuz. Hiçbir iyileşme yok mu? Bu hayvanların durumunda nedir acaba gördüğümüz son manzara, durum? Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Hayvan hakları mücadelesi herkesin bildiği üzere ve yapmak istediği üzere kedi ve köpekler üzerine kurulu bir dünya değil. Bunun içinde diğer gözden ırak, gönülden ırak olan hayvanlar da var. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi, yük hayvanları gibi, sirklerdeki, Yunus Parkları'ndaki hayvanlar gibi. Fayton atları da bu hayvan hakları mücadelemizin bir parçası ve biz en azından 7-8 yıldır özellikle adalar başta olmak üzere fayton atlarının çekmiş olduğu dramı kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak işte makaleler yazıyoruz, halkla ilişkiler çalışmaları yapıyoruz, afişler, billboardlar. Hatta ve hatta iş artık kamuoyunda ciddi bir aşamaya geldikten sonra Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la da 2012 yılında yapmış olduğumuz bir görüşmede, medya önünde hatta rol model sanatçıların önünde yapmış olduğumuz görüşmede bu durumu da gözler önüne serdik ve fayton atlarının, adalardaki fayton atlarının dramının da sona erdirilmesi ve bunun için alternatif ulaşım araçlarının adalarda olmasını istedik. Alternatif ulaşım aracı nedir? Hemen onu da belirtelim. Elektrikli faytonlar işte son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Bu daha önceden de vardı. Ve akülü faytonlar, yani atın kullanılmadığı, hayvanın kullanılmadığı ama bunun yerine özellikle o yüksek yokuşların, Luna Park'a kadar, kiliseye kadar olan çıkan yüksek yokuşların fayton atları yerine akülü atlarla çıkartılmasını istedik. Yani nostaljik bir zevk yaşamak isteyen insanlara aslında hiçbir canlıya acı çektirtmeden de bu zevki yaşatabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Sayın Kadir Topbaş çözeceğini söyledi. Yıl 2012 idi. Biz 2017 yılına geldik ve maalesef hala bu sorun çözülemedi. İlla adalarda atlar olsun isteniyor. Sadece adalarda değil tabii, İzmir'de, Antalya'da, Türkiye'nin birçok turistik yerinde atlara koşum, atların bu şekilde koşması ve üzerinde taşıyamayacakları kadar yükün olması, işte hatta sularının, yemeklerinin verilmemesi, adalar gibi bir yerde trilyonlarca harcanıp işte ahırlar, bakım evleri güya yapıldı ama bugün gidip gördüğünüz zaman onların hiçbir tanesinin efektif olarak kullanılmadığının bile farkında olmamız aslında bu işe kimsenin yanaşmadığını gösteriyor. Çünkü işin arkasında maalesef faytoncular odası olaya sempatik yaklaşmıyor ve kendi rantlarının ya da çıkarlarının, düzenlerinin bozulacağını düşünüyorlar. Hani biz bunu da düşünerek aslında şöyle bir alternatif getirdik. Uzun vadeli bakıldığı zaman bu atların kaldırılmasıyla beraber örneğin burada rençberlik hizmetleri geliştirilebilir. Fayton atlarının bırakılmasıyla yeni gelecek elektrikli ve akülü faytonlu atlara yine aynı kişilerin istihdam edilmesi koşulu getirilebilir. Dolayısıyla aslında kimse ekmek parasından olmayacak, fırın parasından olmayacak. Yine aynı mesleği devam ettirecekler. Sadece önlerinde at olmayacak. Hatta maliyetlerinin bile biz düşeceğini tahmin ediyoruz. Yani bir atın bakım giderleri, veterinerlik giderleri, yemesi, içmesi, suyu yanında elektrikli faytonun, akülü faytonun daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Adalar, örneğin yurt dışındaki ülkelerde gördüğümüz gibi Viyana'da, Londra'da, Paris'te, Prag'da gördüğümüz gibi düz bir zemin değil. Tepe, dağlık bir zemin ve atlar buraya çıkmak durumunda kalıyorlar. 40 derece sıcakta sırtlarında 4-5 kişiyle beraber ve o büyük turu yaptıktan sonra neredeyse dinlenmeden tekrar bir tur daha, tekrar bir tur daha atmaya devam ediyorlar ve en sonunda işte o görüntüleri görüyorsunuz. Atlar çatlayarak ölüyorlar. İşte yorgunluktan ölüyorlar ve bu atlar
daha da vahimi, Anadolu'dan mevsimlik işçi olarak teknelerle, gemilerle buraya yaz dönemi için getiriliyorlar. Yani adalarda ulaşımın artık atlarla sağlanmaması gerekiyor. Bu bir ulaşım aracı olmaktan öte bir nostaljik araç olarak kullanılması lazım. Evet. Ulaşımın Ahmet Bey, siz 5 yıl önce Sayın Topbaş'la konuştuğunuzu, işte alternatif ulaşım aracı olsun talebinizi dile getirdiğinizi ve oradan bir yanıt alamadığınızı söylediniz. Peki, faytoncular odasından bir muhatap bulabildiniz mi? Çünkü hayvanlara yapılan bir eziyet var burada. Ne diyorlar? Evet. Şimdi biz bununla ilgili olarak devamlı faytoncular odasına da yazışmalar yapıyoruz. Olayın uygar bir şekilde nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Hayvan haklarını anlatıyoruz. Dünyadaki uygulamalarını anlatıyoruz. Bunun üzerine bize geçtiğimiz yıl faytoncular odasından bir yazı geldi. Medyada da biz bunu paylaştık. Israrlı bir şekilde atlarla bu işe devam etmek istediklerini, adalardan atların kaldırılmaması gerektiğini, bizim bakış açımızın işte vejeteryanlık ve veganlık boyutunda çok marjinal bir bakış açısı olduğunu, yasalarla bunun yasaklanmadığını iddia eden yuvarlak laflarla geçiştirmeye çalıştılar ve yaptıklarının yasal olduğunu söylüyorlar. Yasal olabilir ama vicdani değil. 21. yüzyıla geldiğimiz bu dönemde artık atlarla bu şekilde ulaşım sağlamak, bunlar üzerinden bu şekilde rant kazanmak, hatta ulaşım üzerinden ciddi işte paralar kazanabilmek için o faytonların üzerine işte minimum 2-3 kişi binmesi gerekirken 5 kişinin, 6 kişinin binmesi, veteriner kontrollerinin yapılmaması, baştaki o tekniker hizmetin verilmemesi hep göz ardı edilmiş ve bu kadar fotoğraf olmasına rağmen, bu kadar sosyal medyada bu atların çatladığı, öldüğü yayınlanmışken, hatta atların öldüğü zaman mezarlarının o adaların dibindeki Marmara Denizi'nin dibinde olmasına rağmen, bütün bunlar göz önünde olmasına rağmen yeterli bilgi ve belge olmamasından dolayı bizi marjinal ekipler olarak suçladılar. Yani çözüme maalesef yanaşmıyorlar. İlla atların koşulmasını, illa o sıcakta koşturulmasını istiyorlar. Halbuki atlar ölümüne koşturuluyor. Peki, fakat biz bu işi şimdi son olarak lafınızı kesiyorum, özür dilerim. Gelenlerden acaba şikayetçi olan yok mu? Adaya gezmeye gelen, turist olarak gelen ve daha da önemlisi ada halkı. Onların şikayetleri, uğraşları bu meseleyi çözmeye yetmiyor mu? Yüzlerce şikayet var. Özellikle ihbarlar ağırlıklı olarak Haytap'a geliyor ya da Adalar Belediyesi'ne gidiyor. Biz burada tekrar vurgulamak isteyelim. Bu işte bir kitlesel talep yaratmak durumundayız. Lütfen başvurularınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve UKOME'ye yapın. Bir kitlesel hareket oluşturalım. Kitlesel talep oluşturalım. Oraya şu anda ağırlıklı olarak Arap turistler geliyorlar ve onlar durumun farkında değiller ve ciddi yolculuk parası veriyorlar hatta Türklere nazaran, evet, kazıklanmalarına rağmen. Ama kitlesel talebi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde ve UKOME üzerinde 153'e arayarak, mail atarak yapmamız lazım. Lütfen sanal imza kampanyalarına da inanmayın. Sanal imza kampanyalarıyla çok bir şey başarılabileceğine inanmıyoruz. Hiçbir şey olmuyorsa bile 153'e arayın, mektup yazın, mail atın. Bir talep oluşturalım ki İBB bu durumu ciddiye alsın. Diğer kentlerdeki arkadaşlarla ne olur kendi belediyelerini arasınlar. Bu işin alternatif çözümü var. Elektrikli faytonlar, akülü faytonlar, tramvay, teleferik gibi alternatif onlarca ulaşım aracı var. Evet. Bunun bizim talep etmemiz lazım. Talep etmediğimiz sürece İBB böyle bir şeyin, böyle bir talebin olduğunu farkına varmıyor. Haytap'a yapılan ihbarlar yeterli değil. Biz başvururuz ama sizlerin de mutlaka başvurması lazım. Atlar kaldırılsın demiyoruz. Fayton atları, fayton kaldırılsın demiyoruz. Atlar kaldırılacak. Aynı şekilde arabalar akülü bir şekilde o bayırı çıkmaya devam edecekler. Nostaljik zevkin altında tıngım, tıngır mıngır yatan zevkin altında bir katmerli acı istemiyoruz. Bu vicdani. Peki, biz de sizin bu haklı çağrınızı, sesinizi duyurmuş olalım. Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Atlar kademeli.